Çıkabilirsiniz. Öğretmeninizden izin aldım arkadaşlar. Tamam mı? Evet, hoş geldiniz. Yüz yüze imza ve söyleşi programının Aralık ayı konuğu Selahattin Yusuf. Masumiyetin Son Günleri romanı vesilesiyle bir aradayız. Ben biraz da gribim, kusura bakmayın. Sesim ilk defa yapmadığım bir şey yapacağım. Fotoğraflarını çekebilir miyim? Tamam abi. Sen konuşurken çekelim. Eyvallah. O zaman ben böyle biraz da vakit kazandırmak için biraz gevezelik edeyim. Biraz daha gelsene şöyle. Tamam. Vazgeçtim, seyredeyim. Çok. Hepimiz birbirimizi çekelim acaba. Siz uzakta mı kaldınız biraz öyle? Siz. Evet. Bilmem. Mesela şurası çok iyi olur sizin için. Nasıl isterseniz. Nasıl rahat ediyorsanız siz bilirsiniz. Eyvallah. Masumiyetin Son Günleri Selahattin Yusuf'un ikinci romanı. Ben böyle şeyi fark ettim. Son zamanlarda böyle bir oturuşta bir kitap bitirdiğim zamanlar çok geride kalmış. Hep böyle çok parçalı okumalara dönmüşüz. Sürekli aslında bu bir itiraf da telefonlar falan filan bölüyor okumaları. Böyle uzun zamandır bu kadar konsantrasyon içinde, konsantre olmuş bir şekilde bir kitap okumadığımı fark ettim. Benim için çok keyifli denebilir mi buna? Keyifli bir okuma oldu. Hem okur olarak hem de bir yazar olarak, öykücü olarak keyifli bir okuma oldu. Hep öykü için, öykünün tanımlarından biridir hatta. Bir oturuşta yazılır, bir oturuşta okunur diye. Sait Faik'in tanımı galiba. Ama bunu roman içinde pekala söyleyebileceğimizi fark ettim. Romanın da en iyisi romandan bağımsız ilişkisi olarak. İyi roman, kötü roman ayrı mı değil. Mümkün olduğu kadar az bölerek okumak. Daha iyi roman için bile böyle. Masumiyetin Son Günleri için biraz daha böyle. Çünkü çok gevşek. Çok konuşuyoruz abi öykü ile ilgili konuşurken, hele son bir aydır 3-4 kez romanın nasıl bir form olduğu ile ilgili birkaç sohbet oldu. İşte Cemal abinin bir programında vesaire. Gevşek bir tür olduğu söylenir. İçine ne koysan alır manasında. Ve bu gevşekliğinden dolayı da aslında bu bölünerek okunmaya da müsaittir. Bu yüzden de biraz bu çağın türüdür filan dendi. Ama mesela bu romana okurken bu tanımı düşündüm. Gevşek bir tür. Çok daha bütün bir roman gibi geldi bana. Bu biraz da birazdan sorularla derinleştiririz. Bu biraz da üslup, daha doğrusu hikaye ediş biçimi Selahattin Yusuf'un tercihiyle alakalı galiba gibi geldi. Bunu birazdan soracağım, buna benzer bir soru. Orhan Pamuk'un bir tanımı var. Her romanın bir merkezi olması gerektiği, iyi her romanın bir merkezi olduğu ile ilgili bir tanımı var. Ne anlamda merkez? Yani mesela hem olay anlamında, hem his anlamında, kavram anlamında. Mesela Suç ve Ceza'nın merkezinde işte ne koyabiliriz? Vicdan azabını koyabiliriz. Tabii. Olay olarak Raskolnikov'un cinayetini koyabiliriz. Onun üzerine dalga dalga genişler roman. Bu anlamda ben tespitimi saklayayım. Masumiyetin Son Günleri'nin merkezinde çok direkt şey oldu ama içine hemen başka sorularım da vardı ama buradan tabii başlayalım. Masumiyetin Son Günleri'nin merkezinde ne olduğunu düşünüyorsun abi? Neyi anlaşmazlık. Kadın erkek ilişkilerinde anlaşmazlık, iletişimsizlik ve anlaşmazlık diyebiliriz. Ama iki merkezli bence. Çift çekirdekli diyebiliriz. İkinci merkezi de siyasi dönüşüm, Türkiye'nin siyasi dönüşümünü. Esasında vermek istediğim şey o.
Şimdi bugün Hale Kaplan kulaklar çınlasın Star gazetesinden Perşembe günü kitap eki. Perşembe günü kitap eki yayınlanıyor gazetelerin. Genelde Cuma günü olur ama Star gazetesinin Perşembe sanırım çıkıyormuş. Perşembe, evet. Perşembe günü çıkacak kitap ekindeki söyleşimde de söyledim. Aslında 1970'lerdeki Türkiye'de, 1970'lerdeki solun günümüzde hayal kırıklığına uğramış olması. Bir solcu bir karakter anlatıyorum ben romanımda. Masum Orhan ismi. Masum'un şeyi, hayat hikayesi, solcu bir öğrenci liderinin değişen hayatı. Daha doğrusu 1970'lerdeki şeyi nispeten konform içindeki, konformist değil ama konform içindeki hayatı. Ne demek bu? Kafa konforu. Yani her şey belli, sağ belli, sol belli, dost belli, düşman belli. 1960-70'lerde öyleydi. Fakat bugün çok farklı. Mesela sol ve solculuk dediğimiz şeyin son derece bireyselleşmiş, neredeyse küçük burjuva sınıfına yerleşmiş, zeminine yerleşmiş bir değişimi söz konusu. Bu değişimin çarpıcı taraflarını ve Masum üzerindeki yıkıcı etkilerini aslında da anlatıyorum. Ama içeride okuyucu kafasının bir tarafından bu hikaye belirginleşiyor. Ama aynı anda iki hikaye birden okur ya okurlar aslında. Yani diyelim ki biz Ferdinand Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk romanını okuduğumuzda hem karakterin şeyini, hikayesini izleriz ama genel olarak fonda da bir şey, Birinci Dünya Savaşı ve savaşın şiddetini izleriz. Onun gibi. Yani burada da Masum'la karısı Handan arasındaki iletişimsizlik, yıkılmış bir ilişki, neden yıkıldığına dair ayrıntılar filan ama bir taraftan da eski solla yeni sol arasındaki farklar ve mücadeleler. Peki o zaman kitabın adı Masumiyetin Son Günleri, neden Masumiyetin Son Günleri diye soracaktım. Çünkü şey yok aslında romanın zamanında ortada neredeyse hiç asıl karakterler için söylüyorum bir masum veya masumiyetini kaybetmek üzere olan kimse bile yok gibi geliyor bana. Aslında her şey olmuş bitmiş. Tabii. Masumiyet yani bir şey yok. Hı-hı. Saf Dostoyevski'nin budalası yok. Gibi bir karakter yok. Aslında yok. Evet. Ya biraz Masum ona benziyor. Masum ona biraz benziyor. Ona benziyor. Masumiyetin Son Günleri aslında siyasi bir aslında öyle ama aynı zamanda Masum da dokunduğu her şeyin kurbanına dönüşüyor. Hı-hı. Mesela dizi film çekmek istiyor, onun kurbanına dönüşüyor birdenbire. Belki oraya geldin mi bilmiyorum. Bitirmedin galiba. Bitirdim. Bitirdin mi? Ha, o zaman şöyle. Çok da şey vermeyelim. O ecnebi kelimeyi kullanmak istemiyorum ama spoiler mı diyorlar? Spoiler. Evet. Onun Türkçesi ne olabilir? Aykut, senin bir öykücü olarak onu bulup bize söylemen lazım. Ben bir yandan düşüneyim onu. Spoiler vermeden söyleyeyim. Mesela dizi film çekiyor. Film yönetmeni. Vaktiyle ünlü bir yönetmen ama düşüşte. Yapımcının, senaristin, oyuncuların, yok öyle değil. O anlamda spoiler değil. Sonunu söyleyip hikayenin şeyi bozma. Sonu hakkında ipucu değil de işte i̇pucu hikayenin değil. Sonu hakkında bilgi efendim? Vermek. Yanlış hatırlamıyorsam TDK'nın ya da dalga geçirmek amacıyla da yapılmış olabilir. Sürpriz bozan. Evet. Tabii sürprizi bozan demek zaten. Ama TDK çok başarısız bu konularda biliyorsunuz. Genelde sürprizi TDK bozuyor bu konularda çabalarıyla. Dikkat edersen Aykut orada dizi film yönetmeni ama mesela senaristin, yapımcının sevgilisinin hatta oyuncuların oyuncağına dönüşüyor. Neden? Evet. Çünkü dizi film piyasası öyle bir piyasa. Dolayısıyla Masum yani hakikaten biraz. İşte evliliğinin kurbanına dönüşmüş filan. Sonra sanat filmi çekmeye kalkışacak. Onda da bir şey olacak. Dolayısıyla biraz budala karakteri gibi. Evet. Diyebiliriz. Evet. Tabii. Peki şimdi şey aslında en başta sormam gereken şeye bir yavaşlamak için sorayım. Ne kadar uğraştın roman için? Yazılış süreci hakkında bize biraz bilgi verir misin? Ben biraz biliyorum tabii ama. Eyvallah. Şöyle tam bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Söyleşilerimde söyleyemedim. Burada biz bizeyiz diye söyleyeyim.
bilemiyoruz. Nereden ve nasıl hamile kaldığımızı bilemiyoruz. Bu konudaki hamileliğin şeyi belli değil. Aslında belli. Mesela bir çarpıcı bir şey oluyor. Bir karakter, belki bir insan yüzü. Belki işte burada koridordan geçerken fotoğraflara baktık falan. Belki bir yüz ve onun sizde uyandırdığı bir hikaye, imajinasyon kafanızda uyanan bir şey. Bir olay, bir kaza anı, bir filmde bir sahne filan. İlk noktası, hareket noktası nedir? Onu çok fazla bilemeyiz. Ama zaman içinde bir süre sonra insan hakikaten evet yani gebe kaldığını hissediyor. Karnınız değil, zihniniz büyümeye başlıyor filan evet. Eğer bu dış gebelik olmazsa, gene bir söyleşimde söylediğim gibi, dış gebelik değilse, yani çocuk bir süre sonra düşmezse eğer, aa büyüyor diyorsun. Sonra böyle şaşırarak gerçekten büyüyor yani. Hakikaten bir ete kemiğe bürünüyor, bir şey var burada diyorsun. Bunun zamanını ancak söyleyebilirim. Ben bence bendeki şey birkaç sene sürüyor Aykut. Çünkü ikinci romanda da öyle oldu. Birinci romanda da böyle 3-4 sene civarı sürmüştü. İkincisi de öyle oldu. Demek ki benim gebelik sürem öyle diyebilirim yani. Bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Kısa hikayeler, kısa öyküler yazmak istiyorum. Bu romanı da başta hikaye olarak yazmak istiyordum. Sonra romana dönüştü. Şimdi mesela bu aklımda birkaç kısa öykü konusu var. O konuları yazarken birdenbire başka bir şeye açılıp romana dönüşebilir. Onu tam kestiremiyorum. Onu yazarken hissediyorsun değil mi abi? Şu tabii, anda tabii. Da zaten halihazırda da pek çok türde şiir, öykü, roman, inceleme yazıyorum, evet. Yazdın, eser verdin. Artık inceleme yazamayız da bundan evet. Sonra öykü belki çok nadir şiir. Ama öykü roman ayrımı hikaye masaya koyunca yazmaya başlarken bu öykü yetmeyecek buna. Yok öyle değil. Biliyor musun? Hayır. Nasıl? yok. Ben de her şey yazarken oluşuyor. Yani şöyle. Kararım yazarken oluşuyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani yazı başlıyorum. Giderken kafamda uyandırdığı diğer konular eğer dişiyse yani yeni konular doğurabilecekse yazmaya devam edecek vakit de varsa öyle devam edebiliyorum. Fakat bazen de sadece yazdığım şeyden ibaret kalıyor yani kısa hikaye olarak kalıyor. O zaman da öykü olarak kalmak zorunda. Bazen de şöyle olabilir çoğunlukla olduğu gibi bir süre yazarsın sonra onu yırtman gerekir yani. Çöpe atman gerekir hiç tereddüt etmeden bu olmadı deyip çöpe atman gerekir. Bunu da bence her yazar yapıyordur vardır sende de zaten. Herkes de vardır. Ben öykücüyüm. Benim için kolay abi yırtmak. 3 ama, sayfa 5 sayfa. Evet tabii ama atıyorsan mesele yoktur. Büyüklüğü evet. Ne olursa olsun atacaksın. O bir romanla başlayıp tabii. Olmadı bu demek kolay çok, değil herhalde. Birkaç kere mesela olmadı bu roman daha önce tabii. Birkaç kere olmadı. İlk romanımda da öyle olmuştu. Birkaç kere olmadığı oluyor yani. İnanmıyorsun çünkü. İnanmıyorsun yazdığına inanmıyorsun. İnanmadığında artık onu atmak zorundasın. O dış gebeliktir artık benim deyişimle. Dış gebeliktir. O çocuk büyümez. Peki biraz şey sorusu olacak böyle magazin bir soru olacak ama iyi bir roman sence hem bir roman okuru olarak hem yazar olarak cevap vermeni istiyorum abi. Karakterler mi? Hikaye mi? Yoksa ele aldığı mesele mi? İyi bir romanı büyük yapan, güçlü yapan hangisidir? Burası çok verimli bir alan. Şöyle söyleyelim, hiçbir şekilde siyasi bir hikaye anlatsın diye bir şey yazmıyorum ben hiçbir zaman. Fakat gene şimdi yukarıda senin odanda Borges kitabı gördüm. Borges'in bir lafı vardır. Bunu televizyon programlarında da sık sık söylüyorduk İsmail'le Tarık'la. Arkadaşlara çay gelecek mi? Çay gelecek söyledik. Öyle mi? Tamam o zaman ben de içebilir miyim? Biz önden başlayacağız kusurumuza tamam. Bakmazsınız inşallah. Ben çay istedim Aykut'tan da yukarıda mahcup oldu bana karşı şimdi onu telafi ettik sağ olsun. Şöyle şimdi Borges'in bir lafı var çok inanıyorum ona diyor ki yazdığın metnin içine ideolojini koyma çünkü zaten ondan başka bir şey yazamazsın. Evet. Yani özellikle diyelim ki ıspanağın içine demir koymaya kalkışma, enjekte etme. Çünkü zaten demirden başka bir şey değil. Şimdi demir ideoloji dersek, efendim,
Başka bir şey olamaz. Gıdasıdır siyaset onun. Politika daha doğrusu. Politika şu anlamda. Almanca bilen var mı burada? Almanca bir deyim kullanacağım. Ben de bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bilseydim söylerdim. Bazı filozoflarımız söylüyor mesela. Ben şu kadar dil biliyorum, bu kadar dil biliyorum diye. Almanca bilmiyoruz. Fakat bazı kavramları bilmek bence bir lisanın yarısını bilmek demektir. Çünkü bazı lisanlar bizi bazı konularda düşündürmüştür. Mesela Almanca kendine has biçimde bizi düşündürebilen bir lisan. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğim kavramın karşılığı yok başka dillerde. O yüzden dünyanın her yerinde bu kavramı Almanca olarak kullanmak durumunda herkes. Weltanschauung. Welt dünya demek malum. Weltanschauung. Şimdi bu dünya görüşü ama ve lakin tam dünya görüşü değil. Dünyaya bakış. Yani bir özellikle kültür adamının ya da sanatçının, yazarın dünyaya bakışı demek bu. Yani Süleyman Demirel'in dünyaya bakışı değil. İsmet Özel'in ya da işte Turgut Uyar'ın dünyaya bakışı demek. Weltanschauung. Şimdi Weltanschauung dediğimizde ondan başka bir şey yazamazsın. Çünkü öyle bakıyorsun. Fakat bizde Türkiye'de ve dünyada özellikle iki kutuplu dünyada çokça ıspanağın içine fazladan şırıngayla demir konulduğu zamanlar yaşadık. Mesela Sovyetler Birliği'nde Boris Pasternak diye büyük bir şair var. Benim de çok sevdiğim bir şair. Boris Pasternak büyük baskılar altındaydı. Çünkü işçi Bolşevik devriminin şiirini yazması isteniyordu kendisinden. Peki Pasternak'ın şiirlerine baktığımızda, Doktor Jivago'ya baktığımızda filan ne yazmış bu adam? İnsanın dertlerini yazmış değil mi? Bolşevik devriminin derdi de insanın derdi olmak gerekir. Yok diyor politbüro, kültür politbürosu. Sen doğrudan bizim derdimizi kaba şematik bizim verdiğimiz maddelerle yazmak zorundasın. Nitekim Mayakovski'yi de intihar ettiren böyle şeylerdi. Adam intihar ettikten sonra şunu söyledi politbüro. Mayakovski biliyorsunuz Sovyet devriminin büyük şairi. Aynı zamanda politik şiirler diyebileceğimiz yani kaba politik, kaba siyasi ve sosyal konular yazabiliyordu şiirinde ama şiiri çok büyük olduğu için onlar görünmüyordu içinde. Fakat ona rağmen o kadar zorladılar ki adamı Stalin döneminde. İntihar etti adam 1930 galiba. Ve intihar ettikten sonra mesela şöyle bir iftira attılar adama. Bireyci Mayakovski. Kitapta da var. Benim esas şeylerimden birisi odur. Bireyci Mayakovski toplumcu Mayakovski'ye suikast düzenledi dediler mesela. Filan. Şimdi Türkiye'de bunun örneği var. İsmet Özel çok büyük bir politik şiir diyebileceğimiz şiir yazmıştır. Fakat şiiri çok büyük olduğu için kulak tırmalamaz bu. Ben şundan yanayım. İnsanın özünü henüz anlatamadık ve hiçbir zaman zaten anlatamayacağız. Burada yeterince uzun bir yolculuğumuz zaten var. Bu yolculuğumuzu gündelik siyasetin orta vadeli siyaset bile olabilir. Kaba ve somut konularıyla akamete uğratmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu yazarın paraşütü olabilir. Yazarı yavaşlatabilir bu diye düşünüyorum. O yüzden insanın kendisine odaklandığımızda bu odaklanma süreci bize hem iyi bir eser, kabiliyet ve disiplin varsa verecektir. Hem de zaten o politikanın doğru ve haklı olan taleplerini yerine getirecektir. Ama mesela Fakir Baykurt köy edebiyatımız, köy romanımızın Mahmut Makal filan gibi yazarlar kaba bir konuyu kaba şemayla yazdılar. Yetenekleri sınırlıydı ve ortaya çıkan eser çok kısa vadeli başarılar elde etti ve topluma hiçbir şey vermeden gitti. Aslında topluma daha doğrusu belli bir ideolojik kesimi birkaç şey bağışlayabildi. Sonra o da ortadan kalktı. İnsana ise hiçbir şey vermedi zaten. Hiçbir zaman hiçbir şey vermedi bunlar. Hoş hiçbir şey diyemeyiz ama vermesi gereken şeyi vermedi daha doğrusu öyle söyleyeyim yani. Mesela bu şey Oğuz Atay'ı, Cemil Meriç'i,
daha birçok ismini belki bilmediğimiz yazarı karanlıkta bıraktı bu kaba şematik politik yazma tavrı. Oysa şunu biliyoruz ki Oğuz Atay Weltanschauung anlamında en iyi yazarlarımızdan birisiydi. Çünkü yarı aydın diye bir problematik bulmadı aslında, icat etmedi, keşfetti, vardı zaten toplumda. 1971 yılında yarı aydın diye bir problemimiz olabilir diye bir önermeye cesaret etti. Bunu yazdı, hatta romanlarında da yazacaktı, ömrü vefa etmedi mesela. Bundan daha büyük politik bir yazın cesareti olamaz diye düşünüyorum. Cemil Meriç aynı şekilde. Ama politik, kaba politika, kaba siyaset onları bir arafta ve karanlıkta bıraktı. Kurban etti yani onları. Dolayısıyla topluma ulaşmadılar. Dolayısıyla bu politikayla, siyasetle, ideolojiyle, Weltanschauung dediğimiz şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok şeyi var, zaman kaybı var. Öyle bir şeyimiz var yani. Geçmişimiz var. Bu mesaj meselesi, eyvallah, bu sorunlarım arasında bu da vardı ama ben biraz daha teknik mesajı bir şey... ayrıca tabii konuşabiliriz. Teknik bir şeyi de kastediyorum aslında. Yani genel değil o zaman, daha özel de sorayım. Olur. Mesela senin için ben öykü yazarken mesela şöyle bir karakter yazsam deyip masaya oturup bir öykü yazıyorum pekala. O güçlü karakter beni etkiliyor ve beni masaya oturtuyor. Bazen de mesela mesela buradaki ilk cümle de bu arada çok iyiydi. Bir ilk cümle yüzünden bir öyküye de başlayabiliyorum. Bu arada cidden okuduğum en iyi ilk cümlelerden birisi. Çok böyle sonrasını müjdeleyen, iştahlandıran bir ilk cümle. Bu pekala yazmaya sebep olabiliyor. Ama önceki sorun biraz sorunu, da şeydi. Sorunu evet yanlış anlamışım. Eksik anladım. Bu da aslında konuşulabilir bir şey. Eksik anladım. Karakter tabii. Bizi etkileyen tabii tabii. Öncelikle karakter etkiler. Yani şöyle değil o zaman. Kadın erkek ilişkisi yok. Yok. Yazayım değil. Yok yok yok. Hiç ki karakterler yok, çok güçlü aslında. Bu cevap eyvallah. Bana da akla yani benim de tahmin ettiğim buydu. Evet tabii tabii. Karakter başlangıçta karakter. Yani o karakteri nereden yakalıyoruz? Nasıl yakalıyoruz? Nasıl denk geliyor filan? O sürprizli bir şey. Gündelik hayat içindeki bir şey. Tabii. Karakterlerle ilgili bir şey diyecek miydin? Yok. Yıllar önce ben ortaokuldayken bir dişçinin yanında çalışıyordum. Trabzon Sürmene'de. Onu geçen bir yerde anlatmıştım. Adam kahvehanede, şimdi benim bu meczuplar, aklının tamamını ya da bir kısmını kaybetmiş insanlara karşı bir şeyim var eskiden beri. İlgim var. Alakam var yani. Bir tane kahvede mesela oralet diye bir şey vardı bir zamanlar. Şimdi kalktı artık, yok öyle bir şey. Oralet içiyor. Var değil mi? Nerede var arkadaşlar? Her yerde var mı? Bizim Çengelköy'de yok. Yok artık kahvelerde oralet. Evet. Aykut. Adam şimdi oturuyor kahvede en uçta. Senin de ilgini çeker. Kahvenin en ucunda tek başına bir masada oturuyor. Doğru mu? Şimdi mesela bu 30 yıl önce, 30 demeyelim haksızlık olmasın, 25 yıl önceki bu mesele diyelim ki Servet karakterini etkilememiş dersek doğru olur mu? Olmaz tabii ki yani. Kahvenin bir köşesinde tek başına oturan adam şeyi, manzarası. Elbette burada farklı bir olay, her şey farklı, karakter farklı filan. Ama dikkat edersen oradan bir şey taşıyor, iz taşıyor. Bir sıyrık var yani oradan. Hakikaten de ben işte dişçinin yanında çalışıyorum filan. Kahveye gidiyorum, yakında bir yer. Orada bir adam tek başına oturuyor ve sürekli tek başına oturuyor kahvede. Oralet şeye döküyor, böyle geliyor. Oralet bu. Bu tabak eski ama şey tabak, Mika tabaklar, bu desenli olanlar. Döküyor, tam silme böyle, sıfır şey oluyor filan. Öyle soğutuyor, sonra çok dikkatli biçimde bir Çin çay töreni var ya Çinlilerde, aynen o şekilde şöyle içiyor falan. Ve sürekli bunu yapıyor, her zaman böyle içiyor ve sadece oralet içiyor, şey içmiyor, çay içmiyor hiç filan. Şimdi bu bir o günün bir şeyi mi acaba, sürprizi, enteresanlığı mı acaba filan diye bir iki gün sonra gittim, aynı masada, aynı sandalyede aynı şekilde oturuyor adam, aynı şekilde içiyor.
Sonra defalarca bu adamı görmek için o kahveye gittim. Ve adam şeyini, programını hiç bozmadı. Bu mesela benim için bir karakterin oluşumu için yeterince güçlü bir durum. Fakat o zamanlar kafamda böyle bir şey yoktu tabii, olmadı. Ama 25 yıl sonra yazacağım bir romanda bir şeyi oluşturma konusunda bana bir killer gibi kullandım onu. Bir gıda deposu gibi oldu benim için. Galeri, yani. Tabii. Bir galeri gibi. Evet. Böyle yapınca şey oluyor. Karakterin sahihliği sağlanmış oluyor. Sonradan sağlanmaz hoş. Yani zihnimizde doğmuşsa karakter, ona ekleme çıkarma şeyi yapıp zaten yazıda belli olur bunlar. Hangi karakterin, şimdi haftalık aylık dergiler çıkıyor. Orada roman, hikaye, öykü, anlatı türünde şeyler yazıyor arkadaşlarımız. Orada görüyoruz, hızlı yazmak zorunda yani. Her ay iyi bir hikaye çıkarmak zorunda diyelim ki. Oradaki eklektik, dikiş izlerini görebiliyoruz. Bu iyi bir şey değil edebiyatta. Eklektik, eklektisizm edebiyatta iyi bir şey değil. Bütün unsurlarına, son yani tırnağına kadar kılcal damarın ulaşması, can, kan ve gıda ulaşması gerekir öykünün. Romanın da aynı şekildedir. Yani yaşamayan bir parçası olmamalıdır romanın diye düşünüyorum. O yüzden yani şurayı da ekleyelim, hoş olur tuzağına düştüğümüz anda geçmiş olsun. Bir ifsat olur yani metin. Bu spoiler sayılmaz herhalde. Sürpriz bozan sayılmaz herhalde. Çok etkileyici bir satranç. Evet. Etkileyici mi gerçekten? Evet. Ay, sahnesi var. Aslında şöyle de düşünüyor insan ister istemez. Her an yani anlatıcı, yazar diyelim neyse. Her an insanlar arasında satranç maçları yürüdüğünü, işlediğini görmüş ve bu biraz da romana yansımış. Her iki kişi arasında, her ilişkide, sohbette yürüyen o satranç maçları da en az ya da bende böyle bir çağrışım yaptı. Sorum galiba bununla ilgili değil ama şöyle. Şimdi bu tespitler ve bu... Onunla ilgili söyleyeceğim bir şey var aslında. Tamam, sen o zaman şey yapalım, ben ilişkileri... sorumu daha sonra ekleyeyim buna. Unutmazsan ama. Günümüz ilişkileri öyle. Yani orada muğlak bir satranç hikayesi, giden gelen bir zafer mağlubiyet şeyi var. Günümüz ilişkileri öyle aslında. Biraz da günümüz ilişkilerini anlatıyor bana kalırsa. Hakikaten satranç gibi. İnsanlar birbir gözlerine bakarken aynı zamanda kâr maliyet hesabı da yapıyorlar. Aynı zamanda risk ve sigorta hesabı da yapıyorlar. Merhaba derken bile böyle bu. İş görüşmesini hiç söylemiyorum. Onun artık teknikleri var. Kitapları var. Yani merhaba demenin, gülümsemenin tarifesi çıkarılıyor insanlar tarafından. Bu skandal elden ele geziyor ve en çok satan kitaplar bunlar aslında. Mesela diyor ki şöyle oturun, şöyle selam verin, şöyle gülümseyin. En tabii insani özelliklerimiz bile pazarın, hesap kitabın ve uzmanlığın konusu oluyor. Ve buna hiç kimse itiraz etmiyor. Dünya kadar öğrenci bu memleketin tabii doğal kaynaklarını, işte gayri safi milli hasılasını kullanıp üniversitede okuttuğu dünya kadar öğrenci bunlara inanıyor, bu kitapları okuyor ve spastik bir hareketler şeyi manzumesi olup çıkıyor insanlar. Mesela çok matrak bir şey olabilir. Mesela Gogol zamanımızda yaşasaydı böyle bir hikaye yazabilirdi bence. Benim aklımdan geçiyor da o yüzden söylüyorum Aykut, ama söyleyeyim sen yaz istersen. Olur, çalabilirim ben. Benim için sakıncası yok. Olur. Meşru ve caiz bence. Şöyle biliyorsun ölü canların konusunu Pushkin veriyor Gogol'e, biliyorsun değil mi? Ha öyle mi? Tabii, ama onun düşündüğünden daha iyi yazmıyor mu Gogol? Muhtemelen. Çok iyi yaz. Ben Pushkin, sen Gogol'sin demiyorum. İkisi de çok bilir. şimdi mesela şöyle diyelim ki benim gibi kırdan, köyden, Trabzon'un bir köyünden gelmiş bir adam. Diyelim ki şöyle bir karakter. Ben öyle değilim ama böyle kendi halinde mütevazi, edilgen, çekinik filan bir karakter diyelim ki, genç.
okuduğu kitaplar onu çığırından çıkarıyor mesela. Son derece yırtıcı. Fakat namussuz herif tam yerinde gülümsüyor. Doğru şekilde merhabalaşıyor. Ve tam kitapta yazdığı kadar sıkıyor mesela iş görüşmesinde adamın elini filan. Bıçkın bir şey, hatasız. Ama aynı zamanda cansız robot. Yaşamıyor aslında bu. Bunun hikayesi yazılabilir mi mesela? Ama yazılmak zorunda artık. Günümüzdeki insan tipini anlatmak yazılabilir, için. Evet. Ama hayatının belli bir şeyi var. Şizofren dengesi üzerinde gidiyor. Hayatının sahir kısmında mesela gayet normal kendinde bir insan olarak yaşıyor. Yaşamaya devam ediyor. Olabilir mi böyle bir karakter günümüzde? Artık olmalı. Olabilir yani tabii ki. Şimdi dolayısıyla o arkadaşımızı diyelim ki bu muhayyel kahramanımızın hayatını o robota dönüştüren ne? Yazılım. Yazılım matematiğe dayalı ölçmeye ve biliyorsunuz Batı uygarlığının karakteri ölçme ve tasnif etmeye dayalı derler. Çünkü dijital yazılım 0 ve 1'den oluşur bütün rakamlar. Onların açılımı. Yanılmıyorum herhalde bunu söylerken. Bilişimci arkadaşlar bilecektir. Şimdi ölçme ve tasnif etmeye dayalı günümüzdeki bütün yazılımlar, programlar ve galiba maalesef insan ilişkileri de. İnsan ilişkileri de bu kadar ölçmenin ve tasnif etmenin konusu olduktan sonra artık yavaş yavaş insanın özü ortadan kalkmaya başlamış demektir. Orada satranca, maça ve mücadeleye dayalı olmayan ilişki artık neredeyse yok demektir. Benim tabii çok uzak bir göndermeyle romandaki şeyimin arkasındaki dert oydu. O sahnelerdeki şeyim oydu. Sorumu saklı tutayım. O soru dursun kenarda. Not aldım. Tam burada şeye girelim. Şimdi bence bir de bu saplantılı olma hali romanın önemli merkezlerinden. Servet de, Masum da, Handan da hatta sabit fikirli tipler. Çok Handan değil ama yani obsesyonlarıyla, takıntılarıyla evet Handan da öyle pardon. Handan da öyle. Handan kendisiyle ilgili daha kendisiyle çok. Kendisiyle ilgili evet. Hatta evet. Şöyle diyecektim ben. Servet de, Masum da iki karakteri romanın saplantıları kadınlarla ilgili. Yes. Servet'inki evet, özellikle doğru, kızıyla ilgili. Doğru. Tabii. Masum'unki Handan'la ilgili. Doğru. Handan'ınki de kendiyle ilgili. Kendisiyle ilgili. Bravo. Bütün saplantılar kadınla ilgili. Kadınla ilgili. Doğru. Doğru. Bir yandan roman şöyle diyor anlatıcı. Benim gibi adamların bir kadının kalbinden başka gidecek yerleri yoktur. Tamam, çok aşık ve müşfik bir yaklaşım kadına karşı. Yine anlatıcı, kadınlar zor. Yürüyen fatura hepsi diyor. Evet. Tabii. Güzel şöyle... değil mi? Kadınlar zor. Yürüyen fatura hepsi. Daha ağır ifadeler daha de var. Sen burada söyleyemedin. Şöyle bunun genel bir şeyi var, açıklaması var tabii. O genel açıklamayı söyleyeyim. Daha özel açıklamalarını Aykut'a ben sonra söylerim. Merak etmeyin arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Şöyle bir şey var. Günümüzün karakteri niye bu kadar zayıf? Aslında Aykut'un sorusunu başka bir şekilde sormak gerekirse sorunun bir şekli de budur. Niye zayıf? Diyeceksiniz ki neden zayıf karakter? Niye zayıf olsun? Şundan zayıf. Obsesyonları var çünkü. Obsesyon zayıflığın bir ürünü. Artık bunu biliyoruz. Çağdaş psikanalizin bizi getirdiği yer burası. Olmasa bile bunu zaten gözlemle bilebilecek durumdayız. Dolayısıyla Aykut'un sorularının özeti şu. Karakterler neden zayıf bu kadar? Bence benim romandaki tezim bu zaten. Öngörüm bu, tezim bu, gözlemim bu. Evet, günümüzdeki karakterler zayıf ve hayatlarını, hem biyolojik hayatlarını hem ama daha ziyade duygusal, ruhsal hayatlarını devam ettirebilmeleri için herhangi bir şeye tutunmak zorundalar. Benim diğer romanda da aslında öyle karakterlerim. Çünkü zamanımızın karakterinin böyle olduğunu düşünüyorum ben. Çeşitli obsesyonlar olmadan, çeşitli takıntılar olmadan hayatımızı sürdüremeyiz.
Peki takıntı nedir? Ne yapar bize? Takıntı bize elimizi attığımızda düz kapıya tutunamayız. Duvara da tutunamayız. Düz bir yüzeye tutunamayız. Ama bir kulp olduğunda oraya tutunabiliriz. Takıntılarımız bizim için bunlardır. Yani ayakta kalabilmemiz için elimizle tuttuğumuz, ruhumuzla tuttuğumuz ve bırakmadığımız bir şeylere ihtiyacımız var. Bunlar takıntılarımız. Ne yol açmış olabilir buna? Zamanımızdaki insanların ancak takıntılara tutunarak yaşamalarını. Ne yol açıyor? Şimdi takıntının yanına alışkanlıkları ve ritüelleri de koyduğumuzda daha açık olacak bu. Umarım çok anlaşılmaz konuşmuyorum ama sorularınızla bunu deşebilirim nasıl olsa. Alışkanlık ve ritüel bize yaptığımız şeyin haricindeki her şeyi dışarıda bırakma imkanını sağlar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Her gün aynı kafeye, aynı kahvehaneye, hatırlayalım biraz önce söylediğim şeyi, sürmenedeki o kahvehanedeki aynı şekilde. O adam bir ritüel ve alışkanlığa tutunmuş aslında. Tökezlemiş, düşmüş ve sadece ona tutunmuş. Bu bakımdan hayatı trajik ve aydınlatıcı benim için. Ve şiirsel. Sadece yoksa yani bir sıvıyı tabaktan, bardaktan değil de şeyden içiyor. Şimdi mesela çoğu zaman güler geçer değil mi insanlar buna? Hatta tişörtünün ters giydiğini görse bile güler geçer. Mesele o değil ki yani. Tabağı da döker, kafasını da şey yapıyor. Yani hiç önemli şey. O hareketin işaret ettiği altta, zeminde çok büyük bir hikaye var. Esas o hikayeyi gördüğümüz için bize ilginç geliyor adamın takıntısı. Şimdi takıntı, alışkanlık, ritüel, bunların hepsi gündelik hayatımızda birbirine benziyor. Şöyle bir imkan veriyor bize bunlar. Bunları yaptığımızda hayatın geri kalanını dışarıda bırakıyoruz. Sürekli yaptığımızda ise hayatın geri kalanı yokmuş gibi hissedebiliyoruz. Bize bu imkanı veriyor. Burası net değil mi? Açık. Anlaşılıyor. Ritüellerimiz, alışkanlıklarımız ve takıntılarımız bize hayatın geride kalan, tehlikeli, bizi inciten, kıran, üzen kısımlarının tamamını dışarıda bırakma imkanı verdiği için önemli bizim için. Fakat biz bu durumda aynı zamanda neyiz? Çok zayıfız. Çünkü hayatın bize getirdiği diğer her şeyle baş edemeyecek durumdayız. O yüzden takıntıya dönüş. Mesela çok uzun süre yalnız kalmış insanlarda temizlik hastalığı. Leke olmasın. Sürekli silerler. Dikkat edin. Yani ampirik olarak da bu geçerli ve doğrudur diye düşünüyorum, söylüyorum. Ve bu ritüel, alışkanlık ve takıntı aynı zamanda bize onun içinde bir çeşit uykuya dalma, onun içinde bir çeşit kendimizi dinleme, kendimizde kalma, kendimizden dışarıya çıkmama, tehlikeye çıkmama, neredeyse bizim evimiz, yuvamız gibi olur o artık. Hiç tehlike barındırmaz mesela. Bu yönüyle bizi sağlama ve güvenliğe alır. Çünkü evinden çıkıyorsun, aynı yolu yürüyorsun, aynı yerden dönüyorsun, aynı kahveye gidiyorsun, aynı masada oturuyorsun, aynı şeyleri içiyorsun, aynı zamanı geçiriyorsun, aynı saatte evine dönüyorsun, aynı yoldan ve aynı şekilde. Şimdi bunu her gün tekrarladığınızı düşündüğünüzde burada hiçbir tehlike olmaz artık. Neredeyse sadece gidip gelerek orayı tehlikesizleştirdiniz kendiniz için demektir. Ama bu aynı zamanda zayıflık demek işte. Çünkü hayatın o yol, kafe ve içecek dışındaki her kısmını, bütün kısmını dışarıda bıraktınız demek. Ve bunun aynı anda başka bir şeyi daha var, tomografisi daha var. O da şu: siz aslında çok yaşamıyorsunuz. Hayatın içinde değilsiniz. Çünkü onunla baş edebilecek güçte değilsiniz demek bu.
Modern hayatta bu sık oluyor mu? Evet. Bazı yazarların sürekli gittikleri kahveler vardır. Bilirsiniz bunları. Dünyanın her yerinde böyledir yalnız bu. Mesela Kafka'nın Prag'da gittiği kafeye ben gittim. Sürekli aynı yere gidiyor adam. İşte Viyana'da bilmem kimin, hangi müzisyenin. Sartre'ın Fransa'da gittiği. Sartre'ın kafesi var. Café de Flore. Ve oturduğu şey var, koltuk var. O koltukta sürekli oturuyor. Hatta fotoğrafı da var 60'lardan. Bizim gibi hemen IKEA koltuklarıyla değiştirmiyor yeni olsun diye adamlar yani. Öyle görgüsüzlükleri yok. Aynı koltuk var orada yani. Yıpranmış güzel bir. Şimdi dolayısıyla takıntı, obsesyon, özellikle sanatçı obsesyonu dediğimiz şey. İşte şeyin Kandinsky dünya resim sanatının en büyük sanatçılarından biri bence. Çok bilmiyorum resim sanatını ama adamın yazdıklarından tahmin yürütüyorum. Çok büyük bir düşünür aynı zamanda. Mesela geliyor Sultanahmet Camii'nde Çinlilerin önünde böyle duruyor. Duruyor. Bir saat, iki saat. Yanında karısı var, Nina Kandinsky. Nina anlatıyor zaten o şeyi. Ve en sonunda böyle bir uykudan uyanmış gibi şey diyor. Var, Nina Kandinsky'nin anılarında var. Benim resimlerimle, tablolarımla aynı bunlar diyor. Çok ilginçtir mesela. Dünya resim tarihini değiştirmiş sanatçılardan birisi falan. Şimdi bu takıntı elbette ki obsesyon, sanatçı obsesyonu dediğimiz şey. Bir şahıs olarak Kandinsky'nin nitekim Picasso'yla işte şeyde karşılaşmalarını falan biliyoruz Paris'te. Şeyi yok. Zayıf bir kişi olduğunu gösterebilir. Hayata karşı zayıf ama sanat olarak çok güçlü. Dolayısıyla takıntının, obsesyonun, sürekli tekrarlanan alışkanlıkların benim açımdan böyle bir tarafı var. Karakterin hayat karşısında zayıf ama ruhsal olarak çok zengin olduğunu göstermek için var aslında. Ama böyle düşündüğüm için ortaya koyduğum bir şey değil, tavır değil, yazma tavrı değil. Zaten öyle hissettiğim için öyle yazıyorum. Evet, peki şey geçiyor muyuz? Kadınlar meselesini geçiyor muyuz? Bir şakayla geçiştirdik diye varsayıyorum. Yoksa söyleyeceğim bir şey var şöyle, mı? Şöyle, kadın erkek meselesi bugün çözülmek, yıkılmak ve yeniden belki en iyi ihtimalle yapılmak zorundadır diye düşünüyorum. Özellikle evliliklerin süratle aşağıya doğru gitmesi. Mesela boşanma oranları ne kadar oldu bilmiyoruz. Bayağı arttı Türkiye'de boşanma oranları. Bazıları bu Perşembe günü çıkacak şeyi okursanız bana kızmayın. Bir savaş onları var anlattım. Gibi burada abi, o yüzden. Tabii. Perşembe günü çıkacak röportajı okuyanlar bana kızmasın. Hani bunları biz zaten dinledik, aynılarını adam anlattı demeyin. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bir evlilik, çekirdek aile diyorlar. Şimdi çekirdekten aile olmaz bir. Çekirdek aile tamamen yalan ve bir yalnızlık biçimi. Bunu kimse itiraf etmiyor bir kere. Bir iletişimsizlik merkezi çekirdek aile. Ve bir mağduriyet ve mahkumluk aslında. Bunu çekirdek ailenin ne demek olduğunu irdelediğimizde samimiyetli biçimde, samimi biçimde göreceğiz diye düşünüyorum. Toplumun en küçük birimi, en küçük atomu, evet, evet ama atom yani bu sonuçta. Tehlikeli bir şey. Anlatabiliyor muyum? Madde daha fazla geriye gidemediğinde, bir hücuma maruz kaldığında ve daha fazla geriye gidemediğinde atom bombası oluşuyor. Korkunç bir şiddet ortaya çıkıyor. Toplum da böyle. Toplumun en küçük birimi de köşeye sıkıştırıldığında şiddet ortaya çıkıyor ve çok büyük bir şiddet ortaya çıkıyor. Bunu adi herifler itiraf etmiyorlar. Ne sosyologlar, ne yazar çizi, ne gazetecisi, ne şusu, ne busu filan asla buradan bahsetmiyorlar. Çünkü aile dediğimiz şey modası geçmiş bir birim, toplumsal birim. Kimse tarafına bakmıyor artık. Onu geçtik. Mahalle yakın geçmişimizde, Allah rahmet eylesin, icat eden, kavramı icat eden yazar öldü. Şerif Mardin. Mahalle baskısı diye bir şey
icat ettiler. Ve bunun kötü bir şey olmaklığından dem vurup bitirdiler konuyu. Geçtiler. Ben ilk çıktığı andan itibaren çok sert biçimde muhalefet ediyorum mahalle baskısı konusuna. Çünkü toplumun en küçük birimi mahalledir aslında. Aile olduğunda orada atom bombası kadar kötü, korkunç bir yıkım ortaya çıkar. Çünkü en son duvara yaslandığımız yerdir taarruz karşısında aile. Oraya gelmeden önce bir yerde durdurulmalı toplumsal şiddet. Bu arada toplumsal şiddet var mıdır? Bütün iyi toplumlarda da vardır bu. Her toplumda olabilir, doğaldır bu. Hayatın kendiliğinden ürettiği bir şiddet var çünkü. O bizi geri geri sürer. Ama mahalleye kadar sadece sürmeli bu. Yani genç kız delikanlıya muhitimize geldik artık diyemez bugün. Mahalle aslında geniş aileydi. Mahalle olduğunda aile vardı ve o sayede yaşıyordu. Mahallenin kalkanlığında ve muhafazalığında ancak aile yaşayabiliyordu. Mahalle ortadan kalktıktan sonra artık çekirdek aile ayağını sokağa attıktan itibaren tehlike içindedir. Ve bunun ürettiği şiddet üzerine hiçbir yazar konuşmuyor gerçekten. Çünkü modası geçmiş bir şey bu. Muhafazakar, şu bu filan görünebilirsiniz alimallah. Tehlikeli bir durum bu. Pazarlama şirketiyle aranızı bozabilir, PR şirketinizi şey yapabilir, reklamlarınızı sekteye uğratabilir. Kimse bunları bu şekilde ele almıyor. Bir dostluk, bir ilişki, bu gönül ilişkisi olabilir, cinsel ilişki bile olabilir ve aile ilişkisi ve mahalle ilişkisi daha büyük bir iyilik tarafından kucaklanmadığı takdirde yaşaması mümkün değildir. Şimdi diyeceksin ki benim sorduğum soruyla ne alakası var bunun? Şöyle, kötümser düşünüyorum aileyle ilgili. Köşeye sıkıştırılmış durumda ve içindeki rasyonalizasyon böyle olabilir diye öneriyorum aslında romanda. İmkansız bir şey deniyor Handan'la Masum bana kalırsa. İmkansız çünkü hem dönem öyle bir dönem değil, hem öyle bir şeyi dikkat edersen çevreleri de çok şey, hesaplı ilişkiler içinde iki karakterle de. Dolayısıyla orada bir benim deyişimle mahrem iyilik alanının kalması zaten skandal olurdu. O yüzden kalamıyor. Bunun üzerine hoş öykücüler, romancılar, şeyler düşünüp taşınmak zorundadırlar. Aman STK'lar düşünmesin ama. Yani onlar düşünmese çok iyi olur. Eyvallah, sağlıklı. Tabii öyle yani. Şimdi bence mahalle değil de o bence daha şeydi. Şöyle ama o bir sınıfsal bir şey sonuçta. Herkesin konağı yok. Konağı olmayanlar için mahalleydi konak. Öyle bir şey var. Şimdi ben ders kitaplarında bir Yusuf söyledi, Yusuf Genç söyledi. Ders kitapta doğru mu bilmiyorum. Geniş aile kavramı kaldırılıp birleşik aile denmeye başlamış. Mesela bu o kadar da yanlış ki. Çok yanlış. Yani artık iki ayrı çekirdek hatta birleşmiş filan gibi. Tabii mesela bunu bir aile yok. Bunu mesela HDP'li arkadaşlarımız ailemizin bileşenleri gibi bir kavramsallaştırmaya gidip şey yapabilirler çok kolay biçimde. Onun neden aile olmadığını bize daha iyi anlatabilirler mesela. Bileşenleri filan öyle bir şey olamaz yani. Yok öyle bir şey. Teklifsizlik ortadan kalktı. Her şey sıcaklık, mahrem ilişki, birbirini pansuman eden ilişkiler bütünü aynı zamanda aile mesela. Hiç yok. Evet. Teklifsizlik hiç yok filan. Evet, bir de sohbetin başında da gerçi vaktimiz doldu. Soru varsa ben sorumdan feragat edebilirim. Çünkü bir de buradan sonra imza faslı başlayacak. Buyurun o zaman siz. Kitap okumayı mı? Kim söylüyor pardon? Gündüz Vassaf söylüyorsa biraz şüpheyle bakalım. Fakat doğru söylüyor. Doğru, evet. Aynı şekilde ama çok zengin bir bağımlılık o. Benim anlattığım örneklerdeki gibi olmamakla birlikte zengin bir şey, bağımlılık. Yani bize zenginlik veren bir bağımlılık. Doğrudur, biblioman dediğimiz bir şeyi de var. Biliyorsunuz çağdaş tıp
her şeye bir hastalık ismi verebiliyor. Biblioman diye de bir şey var. Denebilir evet bence de. Yani bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Biraz galiba 400 şahıstan bahsettiniz. Fakir Baykurt'tan. Biraz evvel 4 kişiden bahsettiniz. Fakir Baykurt. Duyuyor musunuz siz? Pardon. Duyuyor musunuz? Buyurun pardon. Aynı zamanda makaldan bahsettiniz. Evet. Ve iki kişiden daha bahsettiniz. O kişiler de birisi Meriç'ti. Oğuz Atay, Cemil Oğuz Meriç'ti. Atay, Oğuz Atay'dı. Ben şimdi Oğuz Atay'la Meriç'i diğerlerinden farklı görüyorum. Tabii ki farklı. Siz biraz hepsini birleştirir gibi yok, söylediniz. Yok yok, aman yanlış anlaşılmasın. Bir de diğer üçünü de, birbirlerini tanımazlar. Diğer üçünü de Meriç'i diğer üçünden de çok farklı görüyorum. Bu birleşmeyi nasıl yaptınız onu anlayamadım. Yok, ben de anlamadım nasıl yaptığımı, eğer yaptıysam. Aman yanlış anlaşılmasın. İki zıt kutup olarak. Tabii iki zıt kutup olarak anladım. Yani ilk ikisi Mahmut Makal ve Fakir Baykurt kaba şematik yazarlar. Tabii kaba şemayı takip eden yazarlar. Köylü gerçekçiliği falan diye yola çıkıp köyü de gerçekçiliği de kaybeden, kendilerini de kaybeden başarısız arkadaşlarımız onlar. Tabii hayır, o zamanlar vardı. O zamanlar vardı ama onların nasıl yağmurda kaldıklarını, yolda kaldıklarını, nasıl yanlış bir iş yaptıklarını zaten Kemal Tahir Bozkır'daki Çekirdek romanında uzun uzun anlatır. Köy enstitülerinin şunu bunun ne olduğunu, nasıl olduğunu filan. Başarısız, yanlış, garibanca bir girişimdi o. Çünkü en başta şunun için. Dostoyevski'den bahsetti Aykut. Ben hep söylüyorum bunu. Bir yerde de kesmeliyim galiba. Çünkü çok söylüyorum. Artık o da bir şeye, obsesyona dönüşecek neredeyse. Türkiye'de mesela Oğuz Atay'ın da şeyde Türkiye'nin Ruhu kitabında yazamadı. Ömrü vefa etmedi. Türkiye'nin ruhunda anlatmak istediği mesele oydu. Yarı aydın meselemiz vardır demişti o. Bunu tespit etmişti. Bunun romanını yazacaktı. Yarı aydın nedir? Ülkesini, insanını tanımayan, horlayan, hatta aşağılayan aydın tipi. Şimdi bu tanımıyor olabilirsiniz. Sevmiyor olabilirsiniz. Aşağılıyor da olabilirsiniz. Hiç sorun yok. Fakat bu haldeyken o adamın romanını yazamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Olmaz yani. Bu nitelikli dolandırıcılığa girer. Ama bu arkadaşlarımız bu işi yapmışlar ve yaptıklarına inanmışlar maalesef. Türk romanı belki de bu durumda işte 30-40 yılını kaybetmiş. İnananları çok olmuş çünkü buna. Şeyi ayırmıyorum yalnız. O ideolojik kaba ayrım zamanlarında sağcısı, dindarı, solcusu hepsi bu işin içinde. Hepsi aynı tuzağa düşmüşler. Onların ayrıca sevmelerine gerek yoktu dindarların ve muhafazakarların. Köylü gerçekliği, işte toplumcu gerçekçiliği falan. Çünkü kendileriydi zaten. Onların da kendilerine dışarıdan bakacak güçleri ve görme yetenekleri yoktu. O yüzden çuvalladılar ama mesela sol karakterler özellikle şehirli ve küçük burjuva ailelerin çocuklarıydı. O yazarlar. Onların sevmeleri imkansızmış. Kırdaki insanı, küçük insanı, işte neyse artık yani. Edebiyatın en önemli gıdalarından birisi küçük insandır biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Şimdi küçük insan dediğimiz hani değer olarak, nitelik olarak küçük demiyorum. Sıradan vatandaş, sıradan insan. Dikkat edin Orhan Veli bile şiirimizi birden böyle kırıp başka bir yöne evriltme gücündeki Orhan Veli bile küçük insanı yazma iddiasıyla ortaya çıktı. Fakat yazdığı insanlarda küçük insan var mı gerçekten? Rakı şişesinin içindeki balıktan başka küçük insan yok muydu Türkiye'de? Ya da öyle bir insan var mıydı? Hayır, o Beyoğlu'ndaki küçük insandı sadece. Evreni, gezegeni o kadardı adamcağızın, ancak o kadarını yazabildi. Bu asla bir küçük insan manasına gelemez. Bu skandal olur bunu kabul etmek. Dolayısıyla küçük insana ulaşamamıştır Türk edebiyatı. Çok uzun süre, dediğim gibi, sadece Oğuz Atay namusu ve zekasıyla, tabii Kemal Tahir'i saymıyoruz, buna yaklaştı fakat ömrü vefa etmedi onun da.
bizim şiirimizde vardır. O da şiirimizin büyük olmasından kaynaklanıyor, ferasetinden kaynaklanıyor. Örnek de vereyim, gerek yok aslında gecenin bu saatinde ama. Mesela Turgut Uyar'ın Akçaburgazlı Yekta şiiri vardır. Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup vardır. Sezai Karakoç'un buna benzer şiirleri vardır. Taha. Bu şiirler, örneklerde ki küçük insan karakteri romanımızın tamamına yetecek. Belki onu kat kat aşacak kadar güçlüdür. Gerçek küçük insandır onlar çünkü. Dolayısıyla burada ne görüyoruz? Her zaman olduğu gibi şiirimizin maalesef nesrimizden çok daha üstün olduğu gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kalıyoruz. Ama son zamanlarda Aykut Ertuğrul, arkadaşları, bizler, bunun hiç değilse siyaseten farkındayız. Hani bundan sonra olursa olabilir. Talihli bir şey olur Türk edebiyatı açısından. Çünkü küçük insana dokunamadığınızda devasa bir Anadolu kıtası var. Oranın hiçbir şeyini yazmamışsınız. Gerçekliğine dokunamamışsınız demektir. Mikrofon çalışıyor mu? Yazdığınız eserlerde roman olsun, öykü olsun, başlık, önce başlık mı belirliyorsunuz, ona göre mi yazıyorsunuz, yoksa yazdıktan sonra, eserinizi tamamladıktan sonra mı başlığa karar veriyorsunuz? Vallahi birinci romanda İsa Hanginiz, onu yazdıktan sonra buldum başlığı, karar verdim ama başlığı oymuş gibi yazmıştım, tesadüf. Uygun bir başlık, bayağı bir uğraştıktan sonra bulduk. İkinci de aslında yazarken oldu. Ama bunun bir şeyi yok benim açımdan. Belirleyici bir tarafı yok. Yani olabilir de olmayabilir de. Başlık zaten konu demek. Konu zaten zihnimizin arkasında var aşağı yukarı. Muğlak biçimde var tabii. Yazarken nereye evrileceği, ne olacağı belli olmuyor. Yani ne yola gideceği, ne tarafa gideceği çok fazla belli değil aslında ben. Öyle hissediyorum yazarken romanı. Fakat zaten o konudan hiç ayrılamayacağın için o konuya uygun bir şey bulmak durumundasın ve buluyorsun eninde sonunda. Ama peki bizi mesela atıyorum ilk ben başlık yazdım. Başlık yazdıktan sonra romanımı yazıyorum diyelim. Bu sınırlamaz mı seçtiğim başlık? Tabii ki sınırlar. Tabii sınırlar. Yok, bunları çok şey yapmamak lazım. Şöyle aynı zamanda disipline edebilir mesela sizi başlık, eğer öyle bir başlığınız varsa, bilemeyiz. Tabii ki baştan hiçbir kayıt ve şart olmaması lazım yazarken. Tam bir özgürlük olması lazım ama tam bir özgürlükle başıboşluk arasında da fark var. Zaten bu dengeler yitirildiği için iyi metin olamaz bir metin. O yüzden önemli olan duygunun çok güçlü olması. Bir yönetmen bana anlattı. Mesela işte film, senaryo nasıl olmalı? Bir mürekkep damlası düşün dedi. Düştü. Beyaz bir tahta aşağıda var. Mürekkep damlası düştü aşağıya. Parçalara ayrıldı. Merkezi var ve çevreye gittikçe seyreliyor. Onun gibi. Çok güçlü bir duygu olmalı. O duygu romanın orasında burasında seyrilebilir, önemli değil ama bir kalbi yüreği olmalı yani. Bir çekirdeği olmalı Aykut'un dediği gibi biraz önce. Bir çelik çekirdeği olmalı hatta. Hiç anlatılmamış belki de. Yani yazdığınız şeyde de hiç anlatmadığınız bir çelik çekirdeği olmalı. Bir de bu isim meselesi tabii çok yazarın ilan ettiği bir şey değil ki. Yani başka bir şey olursa baktın tabii, bu isim karşılamıyor, değiştiriverirsin. Tabii yani kolayca değiştirebilirsin kimseye sonuçta. Tabii. Kolayca değiştirilebilir bir şey. Önemli yok. Bir, mesela hiç başlık koymayan şairler var, biliyor musunuz bunu? Mesela Anna Ahmatova'nın bazı kitapları, benim bildiğim en az bir kitabının başlığı yoktur. Bazı şiirlerinin yoktur, yanlış söylemeyeyim. Kitabını bilmiyorum ama, pardon, kitap başlıksız olmaz. Bazı şiirlerinin başlığı yoktur mesela. Yani olabilir. Bir, iki, mesela neyse burada kalalım. Konu konuyu açıyor. Buyurun. Merhaba, ben Süheyla. İki tane sorum olacaktı. İlki, alışkanlıkların ve rutinlerimizin bizi dış dünyadan soyutladığını, hayata karşı